Yüce Rabbimin ayetiyle başlayalım. Mevla Celle Celaluhu yemin ederek başlıyor. Kaf Suresi 16. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız. Hani bazı kardeşlerimiz diyor ya, ya Rabbi görmüyor musun? Veya Allah'ın boş verdiği bir yerdeyim. Bu tür sözler insanı dinden çıkarır. Nikahımızı düşürür. Kullandığımız kelimelere dikkat etmemiz gerekir. Mevla buyuruyor ki, nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Biz ona şah damarından da daha yakınız. İşte Allahü Teala Celle Celaluhu bizlere bu kadar yakınken ondan gafil olmak ne kadar büyük bir yanlış değil mi? Bizim her şeyimize muttaliyken Şah-ı Hazne'nin oğlu Şeyh Alaaddin Efendi şöyle anlatıyor. Ben bir gün Şam'dayken baktım ki bir Hristiyan bir Müslümana sizin kitabınızda bir ayet gördüm. Bu ayet benim çok hoşuma gitti dedi. Acaba bu Hristiyanın hoşuna giden ayet nedir diye çok merak ettim. Sordum da senin hoşuna giden ayet hangisidir diye sorunca Hristiyan şu ayeti okudu. Kim iyi bir iş, iyi bir harekette bulunursa sevabı kendisinedir. Kim de kötülük ederse cezası yine kendisinedir. Bir kimsenin işlediği salih amel, Allahu Teala'ya hiçbir menfaat vermediği gibi, insanın işlemiş olduğu günah da Allahu Teala'ya hiçbir zarar veremez. Madem ki biz dünyada nefsimizi o kadar çok seviyoruz, o halde neden onu ahiret azabına müstahak ediyoruz? İşte biz burada nefsimize haksızlık yapmıyor muyuz? Bir Hristiyan bunu düşünüyor da, bizim düşünmememiz çok büyük yanlış değil mi? Bir gün İsa aleyhisselam yolculuklarından biri sırasında bir köye uğruyor. Köyün yanı başındaki dağdan ağlama inilti seslerini duyuyor. Köylülere diyor ki, şu dağdan gelen ağlama, inleme sesi nedir diyor. Köylüler de diyor ki, ya İsa, kendimizi bildik bileli bu dağdan böyle ağlama sesleri, inleme sesleri gelir, duyur, biz de duyarız diyor. Bunun üzerine İsa aleyhisselam, ya Rabbi, şu dağın benimle konuşmasına müsaade eder misin? İzin ver ya Rabbi. Duası üzerine dile gelen dağ kendisine der ki, ey İsa, benden ne istiyorsun? İsa aleyhisselam da, anlat bana, niye ağlıyorsun, niye inliyorsun? Dağ İsa aleyhisselama şu cevabı verir. Bir zamanlar insanlar benden çıkardıkları taşları put yaptılar. Yapıyorlar da onlara ilah diye tapıyorlardı. Ben bu yüzden Allah beni cehenneme atacak diye korkuyorum. Çünkü ayetinde Bakara suresi 24'te de var bu. Buyuruyor ki, yakacağı insan ile taş olan cehennem ateşinden korkun. Bunun üzerine Allahü Teala Celle Celaluhu vahiy yolu ile İsa aleyhisselama şöyle buyurdu. O dağa söyle, artık ağlayıp inlemesin. Çünkü ben onu cehenneme atmayacağım. Görüldüğü gibi bütün katılık ve sertliğine rağmen taşlar bile cehennem ateşinden korkup ağlıyorlar da biz mükellefiz. Allah'ın emir ve nehilerine karşı sorumluyuz. Onun için bizim bu dağdan daha çok ağlamamız lazım değil mi? Çünkü önümüzde büyük olaylar var. Yolumuz uzun, menzil uzun ama azığımız çok az. Teberani'nin Mu'cemul Evsat'ta belirttiğine göre Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, bir gün Cebrail aleyhisselam
alışılmışın dışında bir saatte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Ama yüzünün rengi uçuktu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine "Niye yüzünün rengi uçuktur?" diye sorunca Cebrail Aleyhisselam dedi ki "Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, sana geldiğim şu saatte Allahü Teala cehennem körüklerine üflenmesini emretti. Cehennemin ateşi, kabir azabının her şeyden ağır olduğunu bilen kimsenin bunlardan emin olmadıkça yüzü gülmemelidir" demişti. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, "Ey Cibril, bana cehennemi anlat." Cebrail Aleyhisselam şöyle dedi, "Allahü Teala Celle Celaluhu cehennemi yaratınca onun ateşi 1000 yıl boyunca yakıldı ve nihayet kıpkırmızı oldu. Arkasından 1000 yıl daha yakılınca akkor haline geldi. Şimdi o zifir bir karanlık, öyle bir yer, ne yalazı ne de korku, hiçbir şey sönmeyecektir. Ve seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a da yemin ederim ki, eğer ki cehennemden iğne ucu kadar bir delik açılsa, iğne ucu kadar bir delik açılsa, tüm dünya halkı son ferdine varana kadar, son ferdine varana kadar delikten sızacak hararetin etkisiyle yanıp kül olurdu. Eğer ki cehennemliklere giydirilen elbiselerden biri yer ile gök arasına asılmış olsaydı, bu elbisenin yayacağı yüksek hararetten dolayı, ağır kokudan dolayı tüm dünya halkı ölüverirdi. Cehennem zincirinden bir dirsek boyu kadarı bir dağın tepesine konsa, koca dağ 7 kat yerin dibine kadar eriyiverirdi. Eğer bir kişi doğuda olsa, dünyanın doğusunda olsa, cehennem azabını görse, bu kimsenin gördüğü azabın etkisiyle batıda bulunan kimse tutuşurdu. Hayal gibi geliyor. Tıpkı musalla taşı gibi değil mi? Görüyoruz, birileri üzerine yatıyor ama biz kendimizi ona hiç layık görmüyoruz. Bakın, cumartesi günü aldığım bir haber. Dini tartışmaya giren bir arkadaşım, çocukluktan beri olan bir arkadaşımı öldürdüler. Evet, İstanbul'da bir kardeşim dini sohbetle tartışmaya girerken bir cahilin yaptığı münakaşa ile 6 el ateş edilip ölüverdi. Ama niye öldü? Ama şöyle yaptı. Orası bizi çok ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren daha 34-35 yaşlarında gencecik yeni evlenmiş bir fidan, belki de daha nice hesapları olan bir kardeşim ölüverdi. Diğer arkadaş ortamındaki kardeşlerim diyor ki, aslında az önce burada çiğ köfte yemişti. Selam verdi. Sohbet ettik. Şunu anladım ki, her gördüğüne aslında bundan sonra hakkını helal et demek lazım. Bir başka kardeşimin fikriydi ortaya atılan. Aslında güzel bir fikir. Ama biz devamlı yaşayacağımız için selam verilmesi gerektiği yerde selam bile vermiyoruz ki birbirimize, görmemezlikten geliyoruz. Aslında her gördüğümüze hakkını helal et demek lazım. Ölmeyeceğiz. Biz musallaya yatmayacağız. Kabir azabı bana değil, bana göre değil. Cehennem mi? Benim hiç işim olmaz. Böyle davranıyoruz. Cehennem yüksek hararetli derin bir yerdir. Ziyneti kızgın demirdir. İçeceği kaynar sudur, irindir. Elbiseleri ateş parçalarıdır. 7 kapısı vardır ki her kapısının erkek ve kadınların gireceği ayrı bölümleri vardır. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Bu kadar yeter diyor Cebrail Aleyhisselam anlatınca. Daha anlatma, neredeyse kalbim parçalanacak, ölecek zannettim. Sonra Efendimiz ağlamaya başladı.
Cebrail'e bakınca onun dağladığını gördü. Dedi ki, ey Cibril, Allah katındaki mevkiine rağmen sen de mi ağlıyorsun? Cebrail aleyhisselam, neden ağlamayayım dedi. Neden ağlamayayım? Kim bilir, belki ben Allah'ın ilminde şimdiki durumumdan başka bir durumda olurum. Kim bilir, benim de başıma iblisin başına gelen durum gibi benim de başıma gelebilir dedi. Çünkü o da başlangıçta meleklerdendi. Kim bilir, Harut ile Marut'un uğradığı akibete ben de uğrayabilirim dedi Cibril-i Emin. Cebrail aleyhisselam böyle konuşunca Efendimizle beraber ikisi de ağlamaya devam ettiler. Ve nihayet kendilerine şöyle bir nida geldi. Ey Muhammed ve ey Cebrail! Allah-u Teala kendine asi gelmekten sizi emin kıldı. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam cehennemin katlarının sakinleri kimler olacaktır diye sorunca Cebrail aleyhisselam sözlerine devam ediyor. Birinci cehennemin ismi Sa'ir'dir. İkinci cehennemin ismi Leza'dır. Üçüncü cehennemin adı Sakar'dır. Dördüncü cehennem Cahim. Beşinci cehennemin adı Cehennem'dir. Altıncı cehennemin ismi ise Haviye'dir. Ve yedinci cehennemin adı Hutame'dir. Cebrail aleyhisselam sözlerinin burasında Efendimiz aleyhisselatü vesselam'dan çekinerek susunca Efendimiz dedi ki, yedinci katta kimlerin yerleştirileceğini bana söyle dedi. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam utandı, sıkıldı, dedi ki, senin ümmetinden büyük günah işleyip de tövbesiz ölenler girecektir. Cebrail aleyhisselam bu cevabı söyleyince Efendimiz aleyhisselatü vesselam bayılarak yere düştü. Cebrail aleyhisselam ayılana kadar mübarek başını kucağına dayadı Efendimizin. Ayılır ayılmaz Cebrail aleyhisselama dedi ki, ey Cibril, benim musibetim büyük, benim derdim ağır. Acaba ümmetimden cehenneme giren olacak mı? Evet dedi. Olacak dedi. Ümmetinden tevbe etmedikleri halde ölen, büyük günah işleyenler cehenneme girecektir. Ve Cebrail bunu söyleyince Efendimiz aleyhissalatü vesselam tekrar ağlamaya başladı. Arkasından Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendini eve kapattı. Sadece namaz kılmak için odasından çıkıyor, hiç kimseyle konuşmadan mescide gidiyor, namazda ağlıyor, Allah'a yalvarıyor, ondan sonra evine dönüyor. Böyle tam 3 gün geçti. 3. günü Hazreti Ebubekir Sıddık kapısına geliyor. İçeri gelmek için izin istiyor ama içeriden hiçbir cevap gelmeyince ağlaya ağlaya geri dönüyor. Arkasından Hazreti Ömer, o da aynı. Arkasından Selman-ı Farisi, o da aynı. İçeriden cevap gelmeyince ağlayarak geri döndüler. Ve en son İnsanlık hurisi, kadınların en hayırlısı, Hazreti Fatıma anne, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kapısına geliyor, izin istiyor. Efendimiz o sıra secdedeydi. Kızının sesini duyunca başını secdeden kaldırdı. Girmesi için Fatıma'ya izin verdi. Hazreti Fatıma anne, Efendimiz aleyhissalatü vesselamı görünce, o da ağlamaya başladı. Çünkü Efendimizin çehresi, yüzü sararmıştı. Devamlı ağlamaktan, üzüntüden yanaklarında iz kalmıştı. Bu durumu görünce
Ey Allah'ın Resulü, babam, sana ne indi de seni böyle mahvetti diye sordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olanları anlatıyor. Fatıma annemiz, ey Allah'ın Resulü, ümmetinin büyük günah işleyenleri cehenneme nasıl girecek? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu soruyu şöyle cevaplandırıyor. Azap melekleri, erkekleri sakallarından, kadınları ise saç örgüleriyle alınlarından tutup sürükleyecekler. Ümmetimin nice yaşlıları sakallarından tutulup cehenneme doğru sürüklenirken, ah yaşlılık, ah zavallılık diye feryat edecekler. Sakalından tutup da o cehenneme sürüklenen nice gençler, vah gençliğime, eyvah ki güzelliğime diye bağıracaklar. Buna karşılık ümmetim içinde alınlarından tutup cehenneme doğru sürüklenen nice kadınlar, eyvah rezil oldum, eyvah üstüm başım açıldı diye feryat edecekler. Böylece onlar cehennemin baş sorumlusu Mali'ye teslim edilir. Malik onlara kim olduklarını sorunca, bizler kendilerine Kur'an indirilenlerdeniz. Bizler Ramazan ayında oruç tutanlardanız. Diyecek ki Malik, Kur'an sadece Muhammed'in ümmetine indirildi deyince, hemen onlar diyecek ki Efendimiz'i hatırlayacaklar. Evet evet, bizler Muhammed'in ümmetiyiz. Fakat Malik onlara şöyle diyecek. Peki, Kur'an-ı Kerim'de sizi Allah'ın emirlerine aykırı hareket etmekten alıkoyacak bir ayet yok muydu? Bu ümmetin günahkarları cehennemin kenarına kadar getirilip ateşle zebanilerle karşı karşıya bırakılınca, ey Malik, izin ver de halimizi ağlayalım. Malik'in izin vermesi üzerine gözyaşları kuruyana kadar ümmeti Muhammed ağlayacaklar. Gözyaşları akmaz olunca kan ağlamaya başlar. Bu durumu gören Malik kendilerine diyecek ki, eğer bu ağlama dünyadayken olsaydı ne iyi olurdu. Eğer bu ağlama dünyada Allah korkusu için meydana gelseydi, bugün size ateş hiç dokunmayacaktı. Arkasından Malik zebanilere diyecek, haydi, haydi, atın cehenneme. Emir verecek. Bu ümmetin günahları ateşe atılınca hep birlikte La ilahe illallah diye seslenecekler. Onlar böyle seslenince ateş geri çekilecek. Bunun üzerine Malik, ey ateş, onları yakala, tut onları. Cehennem diyecek ki, yakalayamam. Onları nasıl yakalayayım? Hepsi La ilahe illallah diyorlar. Onlar böyle söyledikçe ben onları yakamam. Bunun üzerine Malik, evet, onlar La ilahe illallah da deseler onları yakalayacaksın. Çünkü arşın Rabbi böyle emrediyor. Arşın Rabbi böyle emrediyor deyince ateş üzerlerine dönerek onları yakalayıverir. Herkes kendi günahını ağlasın. Bu dünyada ağlarsan ahirette gülersin. Bu dünyada umursamazsan ahirette La ilahe illallah desen de Malik seni umursamaz. Ve bu ümmetin günahkarları Allah'ın dilediği kadar bir süre cehennemde yanacaktır.
cehennemdeyken, ya erhamer rahimin, ya hennan, ya mennan diyerek Allah'a yalvaracaklar. Allah'ın hükmü yerine gelince Cebrail'e diyecek ki, ey Cibril, Muhammed ümmetinin günahkarları ne durumdadır? Ya Rabbi, onların durumlarını sen daha iyi bilirsin. Git gör bakalım diyecek Allah Cibril'e, Emine. Git gör bakalım ne durumdalar. Bu emir üzerine Cebrail aleyhisselam Mali'nin yanına varır. Cebrail, daha doğrusu Malik Cebrail'i görünce, ey Cibril, seni buraya getiren nedir, hangi sebeple geldin? Diyecek ki, Muhammed ümmetinin günahkarlarına ne yaptın? Diyecek ki, durumları çok fena. Kaldıkları yer çok dar. Ateş vücutlarını, etlerini yedi bitirdi. Geride sadece yüzleri ve kalpleri kaldı. Onlar niye yanmadı? Çünkü yüzleri, kalpleri imandan ötürü parlıyordu. O zaman Cebrail Malik'e diyecek ki, onların üzerinden cehennem kapağını kaldır da kendilerini göreyim. Cebrail aleyhisselam böyle deyince Malik cehennem muhafızlarına hemen emir verecek. Bu ümmetin günahkarları üzerinde o cehennem kapağı kaldırılıverir. Bu ümmetin cehennemlikleri Cebrail'i, onun güzelliğini görünce onun bir azap meleği olmadığını anlayacak hemen. Kim olduğunu soracaklar. Malik diyecek ki, bu dünyada Muhammed aleyhisselatü vesselama vahiy getiren göklerin sultan meleği Cebrail'dir diyecek. Bu ümmetin cehennemlikleri Efendimiz aleyhisselatü vesselamın adını duyunca hep bir ağızdan yüksek sesle, ya Cebrail, peygamberimize, Muhammed'e günahlarımızın bizi kendisinden ayrı düşürdüğünü, ne kadar kötü şartlar içinde bulunduğumuzu haber ver ne olur. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam oradan ayrılarak Allah'ın huzuruna varır. Allahu Teala kendisine Muhammed'in ümmeti ne durumda diye sorunca, ya Rabbi, durumları çok fena, yerleri çok dar. Peki onlar senden bir şey istediler mi diyecek Allah Cibril'e. Evet ya Rabbi, peygamberlerine içinde bulundukları kötü durumu bildirmemi istediler. Bunun üzerine Efendimiz'e, evet Allahu Teala Cebrail'e diyecek ki, git peygamberime ümmetinin durumunu söyle. Bu emir gereğince Cebrail aleyhisselam hemen Efendimizin yanına gider. Efendimiz aleyhisselatü vesselamın yanına varır varmaz, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetinden şu anda cehennem azabı çeken o günahkarlar, onlar adına sana geldim. Onlar durumlarının çok kötü, yerlerinin çok dar olduğunu sana bildiriyorlar. Bunun üzerine Efendimiz aleyhissalatü vesselam arşın altına giderek secdeye kapanır. Secdeye kapanır. Ümmetim, ümmetim diye. O zaman Allahü Teala Celle Celaluhu, Habibim, başını kaldır. Kaldır, iste. Ne istersen iste, verilecektir. Şefaatçi ol, şefaatin kabul edilecektir. Ve bunun üzerine Allah'ın bu buyruğuna karşılık Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ya Rabbi, ümmetimin günahkarları ile ilgili hükmünü uyguladın ya Rabbi. Cehenneme atacağım dedin, attın ya Rabbi. Şimdi onlar hakkında benim şefaatimi kabul eyle.
Allahü Teala Celle Celaluhu peygamberinden daha merhametli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu cevabına, sözüne, onlarla ilgili şefaatini kabul ediyorum. Hemen cehenneme git ve la ilahe illallah diyen herkes oradan çıkar. Bunu duyduktan sonra kul nasıl olur da bu tesbihatı dilinden eksik eder? Bu emri gereğince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hemen Malik'in yanına gidiyor. Ey Malik, ümmetimin günahkarları ne durumda? Dedi ki durumları çok fena, yerleri çok dar dedi. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki kapıyı aç. Aç kapıyı. Kapağı kaldır dedi. Az sonra cehennemlikler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o nur cemalini görünce hep bir ağızdan yüksek sesle Peygamberimiz ya Muhammed ateş derilerimizi ciğerlerimizi yakıp kül etti. Hayal ediyor musunuz? Kendinizi o cehennemliklerin feryat edenleri arasında hayal edebiliyor musunuz? Ama biz hep bedenimizi cennete layık görüyoruz değil mi? Nasıl olsa Allah affeder diyoruz. Ve daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hepsini cehennemden çıkarıverir. Ateş onları yemiş, ateş onları kül, kömür haline getirmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam alıp onları cennetin kapısının önünden geçen, o hayat nehri adını taşıyan bir nehre götürür. Bu nehre girip yıkanırlar. Oradan da ak yüzlü birer delikanlı olarak çıkarlar. Arkasından da cennete yerleştirilirler. Ve diğer cehennemlikler Müslümanların oradan çıkarıldıklarını görünce keşke, keşke biz de Müslüman olsaydık. Biz de cehennemden çıkardık diyecekler. İşte günahlarla birlikte ahirete gidersek bizi bu olaylar karşılayacak. Bu gibi olaylardan kurtulmak istiyorsak Allahü Teala'ya yönelip salih amellere sarılmamız gerekir. Ne hata ettiysen ettin, ne yaptıysan yaptın, hangi günahı işlediysen işledin, senin işlediğin bütün günahlar Allah'ın rahmetinden büyük değil. Büyük değil. 100.000 defa da tövbeni bozsan yine gel, gelebilirsin. Şeytan seni kandırıyor, yapamazsın. Defalarca denedin, olmadı. Gel, yine gel. Bizim hiç olmasa bu dünyada onun korkusundan ağlamamız lazım. Çünkü kıyamet günü kötülüklere ağır basan kişiye cehenneme girmesi emredilecek. Bu arada kirpiklerinden biri dile gelecek. Ya Rabbi! Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Allah korkusundan dolayı ağlayan kimsenin cehennemde yanmasını Allahü Teala haram etti. Oysa ben senin korkundan ağlayan gözle ıslanmıştım diyecek senin kirpiklerin. O kişi bir kirpik telinin şehadeti sayesinde cehennemden kurtulur. Cebrail aleyhisselam da falan oğlu filan bir tek kirpiğinden dolayı cehennemden kurtuldu diye seslenir. İşte Allahü Teala böyle merhamet sahibi. Yeter ki bizim ona inancımız tam olsun. Günah veya hata yaptığımız takdirde hemen ona tövbe edip yalvarırsak Allahü Teala çok merhamet sahibi. Öyle olduğu için bizleri affedecektir. Bak ne diyor ayeti kerime? Rabbinize tövbe edip nefsinizi pislikten temizleyin, öldürün nefsinizi. Allahü Teala kullarına öyle büyük bir merhamet kapısı açmış ki bu kapıyı hepimiz bilmemiz lazım.
Bu kapının kıymetini dünyadayken bilmez de ahirete göç edersek, ahirette biliriz ama o zaman da hiçbir menfaat elde edemeyiz. Bu kapının kıymetini, değerini bu dünyada mutlaka bilmemiz lazım. Çünkü insan ibadetiyle, taatiyle kendisini kurtaramaz. Allah-u Teala'nın affıyla kurtulabilir kim olursa olsun. Evliya da olsan, keramet ehli de olsan, kim olursan ol, kaldı ki peygamber bile demiştir ki Allah'ın rahmeti olmasa ben bile giremem. Onun merhamet kapısına gitmemiz lazım. Af olmak için Allah'a çok yalvarmamız lazım. Bu ahir zamanda sevgili kardeşlerim, bir mahkeme gerçekleşse dünyada, şu anda bir mahkeme gerçekleşse, o ceza evine girmemek için elinizdeki gelen bütün paralarınızı, malınızı, mülkünüzü sarf etmek için geri durmazsınız. Ben giremem, yapamam, orası bana göre değil. Sevdiklerim var dersin. Ama aynı insan üzerine farz olmuş Allah'ın onca nimetlerini vermiş olduğu halde zekatını vermekten geri çekiniyor. Allah'a ibadet etmekten geri kalıyor. Ağlamaktan geri çekiliyor. Ağlayamıyorsan kalbin taş olmuş. Yönel Mevla'ya bari hiç olmazsa dilinde estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah de. Şu ana kadar bir gözyaşı bile dökmediysen, senin ne karın var? Senin ne sermayen var elinde? Bir defa bile ağlamadıysan senin ne kıymetin var Allah indinde? Mümin kardeşlerim, maalesef Allah-u Teala'nın bu merhamet kapısından çok gafiliz. Ben tevbe ediyorum demekle kalmak doğru değil. Tevbenin kabulde alameti şudur: İnsanın tevbeden öncekiyle sonraki halinin arasında fark olması lazım. İnsanın tevbeden sonraki halinin mutlaka değişmesi lazım. Böyle olunca o kişi gerçek tevbe etmiş olur. Bizler sanki önümüzde hiçbir şey yokmuş gibi dünya üzerinde geziniyoruz. Ama kabir kapısına ayağımızı bastığımız zaman bu şekilde rahat yaşayamayacağız. Bak Efendimiz ne buyuruyor? Evet, vaktimizin sonuna gelmişiz sevgili kardeşlerim. İlk saatimizin, ikinci saatimizde Efendimizin buyruğunu anlatmaya çalışacağım. Söyleten Mevla, size bir şey söyleyeyim mi? Dün akşam sohbet kitaplarımı masama koydum, sohbetimi hazırladım. Sabah evden çıkarken kitaplarımı evde unuttum. Ben ne konu hazırlamıştım, Allah-u Teala ne anlattırdı? Demek ki ihtiyacımız olan bu idi. Birçok kardeşimizin, benim de dahilen, ihtiyacımız bu idi. Allah-u Teala da bunu söylettirdi. İnşallah Yüce Rabbim feyizli eyler, kalbimize tesirli eyler, gereğini de en güzel şekilde yapabilmeyi nasip eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: Mümin bir kul ölmek üzereyken yanına bir grup melek gelir. Yanlarında misk ve reyhan kokulu ipekli bir bohça vardır. Onun ruhu hamurdan kıl çıkarcasına öyle bir rahatlıkla bedeninden süzülüp ayrılıverir. Bu ruha melekler tarafından "Ey mutmain olmuş nefis! Ya eyyühen nefsül mutmainne! Sen Rabbinden razı, Rabbin de senden razı olarak onun rahmetine, hoşnutluğuna kavuşarak dön" denir. Mümin, o kulun ruhu vücudundan çıkarılır çıkarılmaz daha, sözü geçen o misk ve reyhan kokularına batırıldıktan sonra ipekli bohçaya sarılarak cennetin illiyyun makamına, katına götürülür. Kıyamet gününü hiç unutmamamız lazım. Kıyamet günü o kadar korkunç, o kadar dehşetli bir gün ki o gün insanlar dimdik Allah-u Teala'nın rahmetine bakacaklar.
Lakin orada hiçbir fayda yok. Ama bugün böyle Allah'ın rahmetine bakarsak orada nice menfaatler var. Daha o korkunç güne girmeden Allah'ın rahmetine gözlerimizi dikersek o zaman Allah bizlere merhamet edecektir. Allah'ın fazlı, Allah'ın keremi ve ihsanıyla hepimizi bu gaflet uykusundan uyandırıp hakiki nasuh tevbesi ederek o büyük merhamet kapısını bütün mümin kardeşlerimize nasip eylesin. Mevla Celle Celaluhu, peygamberleri o kadar büyük, o kadar mükerrem yarattığı halde onlar nasıldı hayatlarını hep anlattım sizlere. Zekeriya Aleyhisselam'ı anlatmıştım, hatırlıyorsunuz. Bu arada yeni dinleyicilerimiz var aramızda. Sohbetlerimizin ve özellikle de peygamberler tarihi hayatlarını bölüm bölüm YouTube kanalımızdan, Hüseyin Oruç sayfamızdan takip edebilirler. Her gün oraya saat 7'de sohbetlerimiz atılıyor. İşte onlardan bir tanesi Zekeriya Aleyhisselam. Vaaz etmek için kürsüye oturduğu zaman sağına soluna bakardı. Eğer oğlu Yahya'yı göremezse azap ayetlerini okurdu. Ama onu gördüğü zaman azap ayetlerinden hiçbir şey okumazdı. Oğluna şefkati vardı. Çünkü onun cehennem ateşini dinlemeye tahammülü yoktu Yahya Aleyhisselam'ın. Cehennem ya da ahiret ya da azap ayetlerinden birini duyunca kendinden geçerdi. Ve kolay kolay da kendine gelemezdi. Onu bildiği için Zekeriya Aleyhisselam, Yahya'yı gözetir. Eğer cemaatin içerisinde Yahya'yı göremezse o zaman cehennem ayetlerini, azap ayetlerini anlatırdı. Yine bir gün vaaz etmek üzere kürsüye oturdu. Topluluğu şöyle bir gözden geçirdi, oğlunu göremedi. O gün de cemaat çok fazlaydı. Yahya Aleyhisselam başını gömleğinin içine sokmuş, cemaatin arasına karışmış. Zekeriya Aleyhisselam oğlunu göremeyince cehennem ateşine dair ayetleri okumaya başladı. Ağlaya ağlaya anlattı. Cebrail Aleyhisselam bana dedi ki, cehennemde bir dağ var. Onun ismi Sakran'dır. Bunun dibinde bir vadi vardır ki onun ismi de Gadban'dır. Bu Gadban Yüce Allah'ın gazabından yaratılmıştır. Bu vadide ateşten kuyular vardır. Vardır ki her birinin derinliği 200 senelik yoldur. Bu kuyuların içinde ateşten tabutlar vardır. Tabutların içinde ise ateşten zincirler, bukağılar vardır. Bunları duyan Yahya Aleyhisselam hemen kalktı, dışarı çıktı. Dışarı çıkarken, vay Sakran'ın elinden benim başıma gelenlere, vay Gadban'ın elinden benim başıma gelenlere diyordu. Bunu görünce Zekeriya Aleyhisselam hanımı ile hemen onun peşinden koştular ama onu bulamadılar. Giderken bir çobanı gördüler. Sen şu boyda bir genci gördün mü diye sordular. Çoban, galiba siz Yahya'yı arıyorsunuz. Evet dedi, onu arıyoruz. Çoban dedi ki, ben onu bir yamaçta bıraktım. O yerim cennet midir, cehennemde midir bilmedikçe ne bir şey yerim ne de bir şey içerim diyordu. Gittiler. Yahya Aleyhisselam'ı bağırırken buldular. Annesi diyor ki, ey yavrum, seni karnımda şu kadar ay taşımam hakkı için, seni göğsümde şu kadar ay emzirdiğim hakkı için ne olur yanımıza gel de birlikte eve dönelim. Babası Zekeriya Aleyhisselam, senden bir isteğim var, üzerindeki bu gömleği çıkar, şu cübbeyi giy dedi. Yahya Aleyhisselam geldi ve birlikte eve döndüler. Anası Yahya Aleyhisselam için mercimek çorbası pişirmişti. O da çorbasını içti, içtikten sonra kendisini uyku bastırıyor. Uykusunda rüya görüyor. Bu rüyasında, ey Yahya, evimden hayırlı bir ev, yakınlığımdan daha hayırlı bir yakınlık mı buldun? Hemen irkildi, ağlayarak uyandı. Tez benim gömleğimi verin, cübbenizi alın.
anladım ki siz benim helak olmamı istiyorsunuz dedi. Bunu duyan Zekeriya aleyhisselam, oğlumu bırakın dedi. Kendi nefsi için amel etsin. Böylelikle cehennem ateşinden kurtulur dedi. İşte onlar öyleydiler. Allah-u Teala onları makamlarını yücelttiği için o derecede de onlara korku veriyor. İşte sözü bunun üzerine getirdim. Bu ahir zamanda ortamın nasıl olduğu herkesçe malum. Günahlar sanki bir deniz gibi. Bizler korkmaya, ağlamaya, Allah'a yalvarmaya daha ziyade layık değil miyiz? O gün gelecek, nefis ölümü tadacak. Vallahi, billahi, tallahi, istemesek de gelecek, şu kapıdan girecek, ama kimine güzel yakışıklı gelecek, ama kimine korkunç bir surette bürünecek, ama gelecek. Belki birazdan, belki birkaç saniye sonra göreceksin onu. Kimi var ki hoş geldin, seni bekliyordum, nerede kaldın? Kimi de var ki, biraz daha mühlet verir misin? Tövbe etseydim, daha Rabbime dönecektim. Genç yaşta gelmezsin diye düşündüm. Bazıları da böyle diyecek. Anlatıldığına göre bir kişi Allah'tan korkarsa, gözünden bir damla yaş akarsa, Allah-u Teala Celle Celaluhu o damladan şehadet ağacı yaratır. Korku rüzgarı o ağaca vurduğu zaman "Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem" diye ses çıkar. Bu sesten de Efendimiz aleyhissalatü vesselamın şefaat ağacı meydana gelir. Bu şefaat ağacına da nübüvvet rüzgarı vurduğu zaman "Vah ümmetim" diye bir ses çıkar. Bu sesin üzerine göklerdeki meleklerin hepsi ağlamaya başlarlar. "Vah ümmeti Muhammed. Allah-u Teala meleklere size ne oldu ki böyle ağlıyorsunuz? Ya Rabbi, sen ne için ağladığımızı bilirsin." Allah-u Teala diyecek ki "Hepiniz şahit olun ki benim için korkan kimseyi affettim, mağfiret ettim." Bir damla gözyaşı, bir damla. Hakikaten insan bu ortamın içinde gece gündüz ağlasa da yine de azdır. İşte Allah-u Teala Celle Celaluhu bu kadar merhamet sahibidir. Allah-u Teala mahkum olup hata sahibi olduğumuz zaman ondan özür dilememiz gerektiğini beyan eder. Buradaki özür dilemekten maksat Allah'a yalvarmaktır, ağlamaktır, alçak gönüllü olmaktır. Allah-u Teala çok affediyor, çok bağışlıyor. Çünkü o Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde merhametli olduğunu bildirmiş. İşte bu merhamet ağlayanlar ve yalvaranlar içindir. Zikir ve namazdan lezzet ve menfaat almak için bunları huzurla yapmamız gerekir. Herkes kendi kendine tecrübe etsin ki bahusus namaz insanı değiştiriyor. İnsan namaz kılınca kendindeki huzuru, lezzeti hissediyor. Yani insan namaz kılar da Allah-u Teala'nın münacatına girip huzurlu olarak yaparsa o insan hemen halinin değiştiğini fark edecektir. Düşünün. Bir misafir gelecek ya da siz misafirliğe gideceksiniz. Çocuklarınızı güzel giydiriyorsunuz. Belki gideceğiniz yol birkaç dakikalık yol. Sevinçle gidiyorsunuz değil mi? Muhabbetle gidiyorsunuz böyle. Bir de orada da neşelendiyseniz arkasından güzellikler yad ederek geliyorsunuz. Çok iyi insandır benim dayım. Benim amcam iyi insandır. Benim abim kaliteli güzel insandır. Güldük, eğlendik, geri dönüyoruz dersin. Bir mutluluk olur değil mi? İşte bu öyle bir davet ki Allah'ın huzuruna davetli olursan bil ki Allah-u Teala seni günahlarına rağmen huzurunda istemiş. Yok eğer hala kılamıyorsan Allah-u Teala seni huzurunda görmek istemiyor. Peki ne yapmam lazım?
nasıl olsa görmek istemiyor diye hataya düşmek mi lazım? Zorlamak lazım. Bir dilenciden daha beter gibi olmak lazım. Allah-u Teala senin o gayretini görsün. Çünkü Mevla merhamet sahibi. Hem de annenizden 70 kat daha merhametli. Bir anne evladını reddetse, kovsa evinden, evladı da pişman olduğunu söylese, annesine böyle hediyeler alsa, güzel sözler söylese, kendini hep aşağıda görecek şekilde, anne ben senin evladınım, sense benim anamsın, ben hata yaparım, sen affedersin, ben pişman oldum, senden özür dilerim, ver elini ayağını öpeyim, dese bir insan, hangi anne merhamete gelmez ki? Hangi anne gelmez? İşte Allah-u Teala da eğer bizi huzurda görmek istemiyorsa, namaza gidemiyorsa kendimizi zorlamamız lazım. Çünkü o annemizden daha da merhametli. Hem de 70 kat. Öyledir. Kudret ve azamet sahibi olan Allah'a böyle münacat ettiğimiz zaman bizim halimizin düzelmesi onun yanında nedir ki? İnsan yeryüzünde mümin kardeşlerine daima yumuşak olmalı. Onların kusurlarını affetmeli. Hem kendi hem de mümin kardeşlerinin günahı için Allah'a yalvarmalı. İşte insan bu şekilde davrandığı zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mutabatını yapmış olur. Efendimizin de mutabat yaptığımız zaman onunla kendimize dünya ve ahiret bakımından menfaatli olduğumuz gibi mümin kardeşlerimize de bu şekilde menfaat vermiş oluruz. İşte insanlara ne kadar menfaatli olursak Allah'ın yanında o kadar hayırlı ve kıymetli oluruz. Evet bu şekilde. Hani bir gün bir tane adam ölmüş de hiç kimsesi yok. Hanımı sırtlanmış bir dağın tepesine götürmüş. Ama o öyle bir adammış ki önüne kim gelirse Allah'ın bir misafiri olarak bilir, ona her zaman süt ikram edermiş veya başka bir şey. Bir gün o kadın kocasının cesedini sırtına vurmuş, kimse kabul etmiyor, kimse yıkamıyor, kimse defnedip kefenlemiyor. O da alıyor sırtına bir dağın tepesine götürüyor. Amca orada yardımcı oluyor, namazını kıldırıyor, kefenliyor, yıkıyor, temizliyor ve ne diyor? Ya Rabbi, ben senin hiçbir misafirini boş çevirmedim. Bana gönderdiğin bütün misafirlerine ikram ettim. Allah'ım, ben de sana bir misafir gönderiyorum. Sen de ona ikram et. Ya, işte biz de dünyada insanlara karşı nasıl ne kadar merhametli, ne kadar yumuşak olursak, Allah-u Teala da bize o kadar yumuşak olacaktır. Mümin kardeşlerimize daima nasihatte bulunalım, onlarla sohbet edelim. Bizim için Allah'ın yanında çok kıymetli değeri vardır bunun. Çünkü emri bil maruf ve nehyanil münker vahyin bereketidir. Bunu ne kadar yaparsak bu sanki vahiy yerinde manasına gelir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nereden haber aldı? Allah'tan haber aldı. Biz buna ne diyoruz? Vahiy diyoruz. Peki biz size ne anlatıyoruz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vahyini sizlere iletiyoruz. O yüzden bu vahyin bereketidir bu sohbetler. İnsan emri bil maruf ve nehyanil münker yaptığı zaman bu dünya bozulmuş ve vahyin bereketi kalkmış demektir. Eğer yapmazsa ama yaparsa hala bereket var demektir. Bu ahir zamanda Allah'ın nimetleri bizim üzerimizde çoktur. Hele bilhassa yemek konusunda. Evet, yemek çok fazla olduğu için nefis de çok yemek, çok böyle alışkanlık haline getiriyor. Bu yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, insan midesini üç kısma ayırmalı. Birinci yemek, ikinci su, üçüncü nefes için bırakmalı. Allah'ın nuru oraya girebilsin diye. Ama biz tıka basa yediğimiz için kalple mide arasında belki yarım santim var. Sen çok fazla yiyince mideyi şişirince artık kalbe baskı uyguluyorsun ve o kalp düşünemiyor, idrak edemiyor, feyzine eremiyor. İnsan bir şey yemesin demiyorum. Yalnız takatten düşmeyecek kadar yesin. Bundan fazlasını yediği zaman onunla meşgul olur. Allah'ın zikrini huzur içinde yapamaz.
Onun için insanın nefsi arkasındayken çok yemeği bırakması lazım ki huzurlu bir şekilde zikir yapabilsin. Yahya bin Muaz er-Razi şöyle diyor: Allah'ın buyruklarına uyarak nefsinle mücadele etmeyi terk etme. Çünkü riyazet demek az uyumaktır, az konuşmaktır, canlıları incitmekten uzaklaşmaktır, az yemektir. Evet, az yemek az uyumaya sebep olur. Az uyumak iradenin güçlenmesine sebeptir. Az konuşmak insanları belalardan kurtarır. Canlıları incitmemek insanın gayesine ulaşmasına sebep olur. Az yemek şehveti öldürür. Çok yemek kalbi katılaştırır, gönüldeki nuru yok eder. Açlık Allah'ın hikmet nurlarını davet eder. Çok yemek ise Allah'tan uzaklaştırır. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh diyor ki, Müslüman olduğumdan beri Allah'a kullukta tad almak için asla doyasıya yemek yemedim. Allah'a kavuşma şevkiyle kana kana su içmedim. Çünkü çok yemek az ibadete sebeptir. İnsan çok yediği zaman vücudu ağırlaşır. Göz kapaklarına uykunun ağırlığı çöker. Azaları gevşer. Böyle bir kimse ne kadar zorlansa da uyumaktan başka bir şey yapamaz. Adeta çöpe atılmış leş gibidir diyor. Ebu Bekir Sıddık. Yine Lokman Hekim oğluna diyor ki, oğlum, uykuda ve de yemekte ölçüyü kaçırma. Çünkü çok yiyip çok uyuyanlar kıyamet günü amel bakımından iflas etmiştir. Çok sulamak nasıl tarlaların verimini düşürüyorsa, çok yiyip içmek de kalplerimizi öldürür. Bir salih kişi mideyi kalbin altında kaynayan ve buharı kalbi saran tencereye benzetir. Buharın çokluğu kalbi lekelerle kirletir. Çok yemek anlayışı kıtlığı beraberinde getirir. Bilgi azlığına sebeptir. Mide şişkinliği zekayı köreltir. Ne kadar anlatırsan anlat ya da ne kadar kitap okursan oku, anlayamazsın. Çünkü anlayışın kıtlaşıyor. Bütün organlar midenin hazmı için uğraşıyor. Denemişsinizdir. Az yemek yediğinizde kalktığınızda rahat kalkmış olursunuz. Yahya aleyhisselam bir gün iblisle karşılaşıyor. İblisin kucağında bir sürü yular var. Yahya aleyhisselam iblise diyor ki, ey lain, bunlar nedir? Diyor ki, bunlar nefsin duygularıdır. Onlarla insanoğlunu avlıyorum. Yahya aleyhisselam da diyor ki, onların içinde bana ait bir yular, bir şey var mı? İblis diyor ki, hayır yok, ama bir gece diyor yemeği çok yediğinden dolayı seni namazdan alıkoymuştum. Bunun üzerine Yahya aleyhisselam diyor ki, bundan böyle hiçbir zaman doyasıya yemek yemeyeceğim. Şeytan da diyor, bundan sonra ben de kimseye nasihat etmeyeceğim. Bu ömründe bir kere doyanlar içindir. Hayatında her gün bizler tok yatıp da açlığı hissetmiyoruz. Bize ne demek lazım? İnsan bir sefer fazla yediği zaman çok pişman olması gerekir. İnsan böyle yaptığı zaman gün gün kendisini terbiye etmesi gerekir. İnsanın devamlı bu şekilde davranması zikirden büyük bir menfaat almaya vesile olacaktır. Sözü bunun üzerine getirdim. Bu ahir zaman öyle bir zaman ki günahlar bir taraftan ve nimetler de bir taraftan olmak üzere her şey Allah'ın rahmetinin ve feyzinin gelmesine engel oluyor. Bu gibi şeyleri bertaraf etmek için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sadat-ı kiramı rehber etmek gerekir. Mevla'ya çok yalvarmak gerekir. Her şey Allah'ın kudretinde. Daima samimi olarak ona yalvardığımız zaman o kendi rızasını nasip edecektir. Gazabından bizleri muhafaza edecektir. Bak ne buyuruyor ayet-i kerime Lokman suresi 20'de Mevla Celle Celaluhu, Allah'ın göklerde ve yerdeki nice varlık, nice imkanları sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi? Hala benim neyim var ki diyenler. Ah insanoğlu, hep yukarıya bakıyorsun ya, bir de aşağıya baksana, senden daha beterleri de var. İşte bu ayette anlaşılıyor ki Allah'ın insanları çok şerefli ve mükerrem yarattığı var. Allah bütün kainatı insanlar için yarattı. Bunun karşılığında Allahu Teala'ya canımızla ruhumuzla hizmet yaparak ruhumuzu feda etmemiz lazım.
Ama bu ahir zamanda Allah'ın nimetleri ne kadar fazla oluyorsa o derecede insanlar daha azgınlaşıyor. Allah'ın ibadetinden daha uzak kalıyor. Halbuki bu durum kural ve kaidenin tam tersidir. Bir insan başka bir insana iyilik yapsa o da ona karşılık iyilik yapıyor, değil mi? İnsanların aralarındaki kural kaide bu. Bizim de Allah'a karşı böyle olmamız lazım. Allah-u Teala insanoğlundan ne şekilde razı oluyorsa saadat-ı kiramlar da o meşrebi, o kuralı, o kaideyi seçmişler. Allah-u Teala alçak gönüllülüğü, yalvarmayı çok sever. O kibir ve ucubu hiç sevmemiştir. Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor, İnsan neyiyle ucuplanabilir ki? Neyiyle büyüklenebilir? İlmiyle ucuplansa o ilmi kendisine kim verdi? Konuşmasıyla ucuplansa dilini çeviren kim? Ya bazen oluyor, çok tanıdığımız bir ismi bile dilimizin ucunda diye söyleyemiyoruz. Dilimiz dönmüyor. Malın ile mi ucuplanıyorsun, büyükleniyorsun? O malı sana kim verdi? Ucuplanmak demek, ben yaptım demek akıl eksikliğidir diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri. İnsan ne yaparsa onu Allah yaratıyor. İnsanın yaptığı amelden kibirlenip ucuplanmaya ne hakkı var? Şunu hepimiz bilmemiz lazım. Günahları affetmek Allah'ın yanında hiçbir şey değil. Yeter ki bizler bu kapıya sımsıkı sarılalım. Bilhassa seher vakti tevbe edenleri Allah-u Teala met etmiştir. Namazdan sonra yalvarın Allah'a. İstiğfarın kaidesi ister yerine gelsin ister gelmesin, Allah'ın çok hoşuna gittiği için Allah-u Teala bu tövbeyi kabul eder. Tevbe bizim görevimizdir. Bu görevimizi yaptığımız zaman sevap kazanırız. İnsan bir mürşidi kamilin yanında tövbe ettiği zaman, bir babanın oğluna ne kadar şefkati var ise bir mürşidin müridine karşı şefkati de 70 öz babanın şefkatinden daha fazladır. İnsan herhangi bir mürşidin yanında tövbe ettiği zaman o mürşid yalnız onun mürşidi olmaz. Mürşidinin mürşidi, onun da mürşidi olarak bir zincirleme ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar uzanır. Efendimiz'den Hazreti Cibril'e, Cibril'den Allah'a kadar gider. Çünkü Allah-u Teala Cebrail'e, bakın iyi dinleyin burayı, Cebrail sem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, o da Hazreti Ebu Bekir'e, o da Selman-ı Farisi olarak bu şekilde bizim zamanımıza gelene kadar zincirleme şeklinde Allah'ın emri bizlere bildirilmiş vaziyettedir. Ama gelin görün ki akılda noksanlık yaşayanlar, ilmi bilgisi olmayıp da cehalet kokan ağızlar bugün tarikatlar kapatılsın diyor. Camileri dozerle yerle bir edelim diyor. Lan senin deden beceremedi. Sen mi yapacaksın? Hele bir yak bakayım. Görürsün Anya'yı, Konya'yı. Yapabilir misin? Benim anlamadığım başka bir şey var. Burası Müslüman ülke değil mi? Sözde %99'u. Sözde. Özde değil. Sözde %99'u Müslüman ülkedeyiz. Arkadaş, beğenmiyor musun? Rahatsız mı oluyorsun? Kardeşim, özgürlükte kendini frenleyemeyip başkasının özgürlüğüne mi dalıyorsun? Defolup gideceksin. Bu kadar basit. Ben bu Müslüman ülkesinde yaşayamam. Ben Yahudi, Hristiyan ülkesinde yaşarım. Onların adetleri bana daha hoş geliyor deyip terk edeceksin. Ama ben sana bir Müslüman olarak derim ki, gel bu dinin kuralını, kaidesini ayet manası veren, hadisleri katmayan, tefsirleri katmayan, sadece ayet manasını verip de senin kafanı bulandıranlardan değil, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleriyle ayetlere ışık tuttuğu o tefsirlerle öğren. Demek ki bu zincirleme irşat Allah-u Teala'ya kadar uzanıyor. Dikkat edersek bir baba oğlunun istikbalinin iyi olması için nasıl uğraşıyorsa Allah da kulunun ebedi istikbalini kazandırmak için uyarıyor. Bazen insanda bir kabz hali, ibadetten gevşeme olduğunda hemen derin derin düşünmemiz lazım. Herhalde farkında olmadan bir hata yaptım deyip düşünmek lazım. Ya ben eskiden çok güzel namaz kılardım, ibadet ederdim, ne oldu bana? Gitgide açılıp saçılmaya, namazları terk etmeye, türlü türlü haramlar işlemeye başladım. Ne oluyor bana? Deyip düşünüp, herhalde farkında olmadan galiba bir hata yaptım. Bu hatadan dolayı bu musibet başıma geldi diyerek düşünmesi lazım. Hemen Allah-u Teala'nın merhamet kapısında tövbe etmesi lazım. Dikkat edersek, bu zamanda insanların
gerçekten İslam dininden çok uzaktadır. İnsanların uzakta olduğunu, maalesef kadınların çoğu hayasız çıplak olarak dolaştığını görüyoruz. Daha niceleri, maalesef her şeyi bu zamanda görmek mümkün. Böyle olduğu halde Sadat-ı Kiram'ın müritleri tıpkı altın gibidir. Peki bunun sebebi nedir? İşte bu zincirleme bir şekilde tesir eden manevi kuvvetten dolayıdır. Allah'ın nazargahı insanın kalbidir. Kalpte bütün vücudun kumandasıdır, yani amiridir. Dikkat edersek insanın azaları ne yaparsa kalbin vasıtasıyla yapar. Allahu Teala daima insanın kalbine bakar. Allah için bu et parçasını düzeltmek hiçbir şey değildir. Çünkü o kudret ve azamet sahibidir. Bakın, güneş dünyadan 70 kat daha büyük olduğu halde bir top gibi gözüküyor. İşte onun kudreti bu kadar azimdir. Bizim küçük kalbimizin düzelmesi onun yanında hiçbir şey değil. Bir gün Yakup Aleyhisselam namaz kılıyor. Yusuf Aleyhisselam da kundağında yanı başında yatıyor. Namazdayken Hazreti Yusuf'a göz ucuyla baktı. Bunun üzerine derhal Allahu Teala'dan nida geldi. Ey Yakup, ey Yakup. Benim hasretimle ibadet ederken Yusuf'u gönlüne getirip gözünle bakıyorsun. İzzet ve celalim hakkı için sana ahirette edeceğimi dünyada yapacağım. Benden gayrısına bakan gözlerini onun firakıyla ağlamaktan kör edeceğim. Benden gayrıya nazar eden gönlünü de onun gam ve kederiyle dolduracağım. Bir zaman geldi, Yakup Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselam'ı kaybetti. Ağlamaktan gözleri hasta oldu. Yusuf Aleyhisselam'ı bulamadıkça da gönlünün gam kederi seller gibi coştu. Ve nihayet bulduktan sonra sükunete erişebildi. Gece ve gündüz uyku ve huzuru bulamaz oldu. İşte Allahu Teala insanlara inceden inceye bakıyor. Onun için dünyayı basit görmemiz lazım. Kim kendisiyle Allah'ın arasını düzeltirse Allah da onunla insanların arasını, işini düzeltir. Ama biz namazda bile yaptığımız işin hesabını yapıyoruz. Ondan sonra da hocam dünyalıktan başımı kaldıramıyorum çünkü senin gönlün meylin oraya. Allah'ın rızası ve muhabbeti insanın çok kıymetli, her an kaybolabilecek bir cevheridir. İnsanın daima onu araması lazım. İnsan bunu aramadığı zaman kesinlikle bulamaz. Dur bakayım, belki bana denk gelir, ben de evliya olurum. Bu mümkün değil. Belki denk gelir, ben de namaz kılarım. İmkansız. Sen isteyeceksin. Allah nasip edecek. İbadetten gevşeme durumu herkeste olabilir. Belki şu anki sohbetle kılacağımız namazlar dört dörtlük olabilir. Ama iki gün sonra gevşemeye başlayacağız. Bakın, Gavs Hazretleri'nin şöyle bir sözü var. Biz Şah-ı Hazne'nin evinden dönüp tekrar 10-15 gün içinde onun evine gitmediğimiz zaman muhabbetimiz azalırdı, virdimizi çekemezdik diyor. Böyle olunca hemen Şah-ı Hazne'nin evine gidip çorbasını içerdik ve sohbetini dinlediğimiz zaman muhabbetimiz yine eskisi gibi yerine gelirdi. Muhabbetimiz her gün biraz daha Allah'a karşı ziyadeleşmesi için, fazla olması için sohbetleri terk etmeyin. Onun için bizden önceki o Sadat-ı Kiramlar 2 veya 3 günleri birbirine denk olsaydı ayaklarını yere vurarak ey nefsim sana ne oluyor ki 2-3 günün birbirine denk geliyor. Bizimkisi 2-3 günümüz daha beter hale geliyor. Onlar ise sende hiç ilerleme olmuyor ey nefsim deyip kendilerini azarlıyorlardı. Gerçekten her insan böyledir. İşte bu kıymetli kaybettiğimiz bir mücevherdir. Onu daima aramamız gerekir. Bu şekilde kendimize ve mümin kardeşlerimize anlatarak bu zararlara fırsat vermemek için, gün gün ilerlemek için emri bil maruf ve nehyanil münkeri elimizden geldiği, dilimizin döndüğünce yapalım inşallah. Bir insan Allah'ın emir ve nehilerini yerine getirdiği zaman Allah'tan korkarak onun verdiği görevleri yapmış demektir. O insanın kalbi hem korku vardır ama ibadeti de yapar, huzur dolar bu sefer. Çok acayip iştir. İnsan namazı kıldığından, hemen kıldıktan sonra bir rahatlama geliyor kendine. Allahu Teala kendi fazlı keremiyle bizlere muamele etsin. Hepimize razı olacağı şekilde salih amel işlemeyi nasip eylesin. Allah nasip ederse yarın inşallah 09 itibariyle ben kardeşiniz Hüseyin Oruç Kıssadan Hisseler programımız kaldığı yerden devam edecektir. Evet, umre ile alakalı da hemen şöyle bir bilgi vermiş olalım. Ocak ayındaki umremizin yerleri doldu. 26 Ocak'ta kafilemizi kapattık. Bundan sonraki umre kayıtlarınız 20 gün sonra, yani Ocağın 26'sından 20 gün sonra 16 Şubat'ta inşallah
Evet, yine Miraç kandili ve Beraat kandili göreceğimiz, evet, umremiz inşallah yapılacaktır. Bu kafile için yerlerinizi ayırabilirsiniz. İrtibat numaralarından ulaşıp evet kaydınızı yaptırabilirsiniz. Evet, telefon numaralarımız 0543 224 0108 543 224 0108'den ulaşabilirsiniz. 543 224 0108. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.